toplantısının yoklama cephede. Negöl Belediyesi'nin 2017 yılı faaliyet raporu mecliste görüşüldü. Yapılan toplantıda madde İYİ Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin retoyuna karşı oy çokluğuyla kabul edildi. Ahmet Kara, Serap Aydemur, Sedat Öpçiner, İnegöl Belediyesi'nin Nisan ayı meclisinde son madde olarak yer alan 2017 faaliyet raporu meclis toplantısında görüşüldü. Yer alan maddeyle ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Berat Ertobuz bir konuşma yaptı. Mahalle konağı, Akisar Mahalle Semt Pazarı, Akisar Mahallesi Taziye Evi, Doğa Sporları Turizm Merkezi Kamp Eğitim Binası ile Hamza Bey Mahallesi'nde bulunan futbol sahasına soyunma odasının yapımı devam etmektedir. Kırsal mahallelere yapılan çalışmalar ve faaliyetlerimiz. Kurşunlu ve Akıncılar mahallelerine ürün toplama merkezi, Bozluca mahallesine süt toplama merkezi, Sungurpaşa mahallesine ürün kurutma sahası, Kurşunlu mahallesine futbol sahası ve soyunma odaları, Akıncılar, Küçük Yenice, Kurşunlu ve Turgutalp mahallelerine meydan düzenlemesi, 20 kırsal mahallemize 20 adet ceviz soyma makinesi, 30 kırsal mahalleye 30 adet salça çekme makinesi, yaban mersini üretimi için projeler yapılıp ilçemizde de üretilmesi adına 8 çiftçimize 2014 yaban mersini dağıtımı, aşırı lodostan ve yabani hayvanların saldırısından zarar gören Arıcılar Birliği üyesi 84 arıcılık yapan üreticimize toplam 420 adet kovan dağıtıldı. Daha sonra İYİ Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına İYİ Parti Meclis Üyesi İsmail Karaman bir açıklama yaptı. Yine biliyorsunuz projesinden, planlamasından belediye sarayı diye başlayan, sonra belediye hizmet binası olarak devam eden projesi, yine işte imalatı devam eden inşaat imalatı, yani çok belki de belediye tarihinde çok ciddi manada bir borçlanmaya sebep olan bir proje. Çok erken olduğunu düşünmüştük. Bunu tekrar ifade etmek istiyorum. Yine aslında defalarca konuştuğumuz, bununla ilgili de komisyonlar kurduğumuz, özellikle çevreyle alakalı ciddi sıkıntılar yaşanan sanayi bölgesinde fabrikaların çekme mesafelerinin imalathane haline gelmesiyle ilgili her zaman söyledik, hala onunla ilgili bir sonucun alınmadığını görüyoruz. Onun yanında da maalesef son bir yılda şehrimizde 4. kat inşaatlar da olmaya başladı. Bunları da bir olumsuzluk olarak da not etmek istiyoruz. Meclis'in oylamasına sunulan faaliyet raporu Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti grubunun ret oylarına karşı oy çokluğuyla kabul edildi. Arkadaşlar ben çok teşekkür ediyorum. Yani tek tek bunların cevabını vermeyeceğim.